Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Mandan Village Warband serimize kaldığımız yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bugün işte en son Foşik ve Aegis krallığına karşı Frans Pitch valdiğimle birlikte özgürlük mücadelesi başlatmıştık ve Dramu kalesini almıştık. Ondan sonra ordumuz darmadağın olmuştu. Ben orduyu birazcık toparladım, şöyle bir gösterirsem ki daha toparlamamışım. Hani yaklaşık olarak 15 tane Swadia, 25 tane Rodok, 25 tane Nord, işte Rodok'un yanında bir 15 Rodok, 10 tane de Vayagir falan, bu civarda topladım. Hani biraz daha şu okçu kısmını az tutup şey alabilirdim, Swadia alabilirdim, biraz daha şeyim olabilirdi, süvarim varım de şimdilik hani kalsın dedim. Sonuçta Swadia ayağımızın dibi, Rodok'a gitmişken birazcık toparlayayım dedim. Hem de yani kale savaşları rakibimiz her türlü konuda bizden üstün sayılabilecek derecede. Şimdi onların şövalyeleri birinci derecede çok güçlü bir şövalyeler yani. Birinci derecede çok güçlü ne demek onu ben de anlamadım da. Bizimkileri ikiye katlarlar. Şu anda benim şövalyelerin sayısı bakımından, şu güç bakımından, şu bakımından, bu bakımından. Tabi Swadyalı şövalyeye laf yok. Ondan daha güçlü. Ama sayım az, şuyum az, buyum az. Ordumu güçlendirmem lazım yeni kale fethederken. Bu orduyu güçlendirme aşamasında hem Vayagir'den bir darbe yememem lazım. Sonuçta bir kale aldım, onu da kaybetmek direkt istemiyorum. Yani bunun için orduyu şöyle böyle toparlamaya çalışıyorum şu sıralar. Bakalım 1-2 gün orduyu toparlarız. Yani gerçekte 1-2 gün değil, oyunda 1-2 gün orduyu toparladıktan sonra da kaldığımız yerden Radogir'e ya da Reyvadin'e nasıl gireceksem bilmiyorum ama girmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik onun acelesi yok. Şimdi bu bölümde arkadaşlar yapmak istediğim şey, hani bakıyoruz bizim yanımızda daha hala keller var. Hani kendimizin zırhına mırhına uzun süredir bakmadık, hep savaşla ilgilendik. Birazcık da bu konularda ilgilenelim, yanımızdakileri giyindirelim. Ne dersiniz? Şimdi bu kılıcı da berbat, şey de berbat, ayakkabısı idare eder, atı yok. Bağıştırın, Bağıştır reistir. Ona bakmadım Marni'de, hiç gereksiz. Buna bir tane zırh lazım İdarelikten. Hani şimdi Bağıştır'ı çift elli bir adam yaparsak, aynen zaten hepsi eşit. Şöyle çift elli bir adam yapalım. Buna bir tane kalkan, atı da al. Al binek atı, çökmüş binek atı al. Yok lan, çökmüşü ben al giymeyeceğim. Buna takacağım. Bunda ben takacağım. Yani buna binilir ama neyse. Onun dışında eldivenim var. Yok pardon, eldivene ihtiyacım var. Şuna bir tane kafalık verelim. 38, 34, 38'i at. 40'a 8 al. 33'e 7. Çökmüş çöl atı. Manadası 48 falan. Bir saniye. Sen giyindin. Bağıştır. Rolf, senin kafalığın kaç? 28, 34 var. Al giy, sana bu yakışıyordu ama bakayım cidden yakışıyormuş. Ama yakışması önemli değil. Kafanı daha iyi tutmak lazım. Sonra hasta olma dostum. Asker nacağı filan, bunlar hep gereksiz şeyler. Canlı binek atı var lan. 47, 45, 11, 45, 44, 10. Allah. Ah kardeşim, hediyem olsun. Ben belleyim arkadaşlar, her şeyin en iyisi bende olacak kardeş. Bu kadar orduyu toparlıyoruz. Neyse Ymira, ne haber? 24'lük var. Dahisi yok. Kafalık tabii ki dahisi vardır. Kullanamazsın tabii ki, zırh gücün yok. Sen bir 7 güce de mi sahip olmaz ya? Ulan yakın dövüş yok karının. Yakın dövüş de al. İyi bir kalkan. İhtiyaçlar belli oluyor yavaş yavaş. Şuna bir tane kalkan. Rolf'e kalkan lazım mıydı? Rolf'e şimdilik lazım olmayabilir. Paramız da var zaten. Gidelim bir derimde üzerimizi giyinelim, düzeltelim, kendimizi bir toparlayalım. Bağıştır seviye atladı, güzel oldu bu. Evet, yeteneklerin bakalım ne diyor. Zekasına mı, gücüne mi? Güç tabii ki. Sonra şuradan biniciliğine. Arkadaşlar binicilik önemli. Şimdi güçlü atları, güçlü atlara binebilmemiz için
Birincilik önemli. Kendimde de basacağım. Şu ana kadar basmadım ama bundan sonra kendime de basacağım birincilik. Bakayım. Herkes de seviye atlamış. Talim Rodokar Velecesi, Rodokar Velecesi. Yani idare eder şu anlık ordunun durumu. Leş gibi bir ordu değil ama kötü bir ordu. Bunları daha iyi yapacağız. Yapacağıma inanıyorum. North yayası mı? North avcısı. Ay pardon, yayası tabii ki de. Şöyle idare eder. Ben niye level seviye atlamadım? 17.200 2000 daha çok var ya benim atlamam, aynen. Neyse, devam. Pazara giriyoruz. Zırh tüccarı ile konuşuyoruz. Şimdi kendimize şöyle ucuzundan bir eldiven, elimizi yakmayacak şekilde şu mesela, çok çok güzel oldu, çok da iyi oldu, tamam mı? Bir tane pati, diğerlerinin patisi neredeyse benden iyi. Sana almam ya, gereksiz. Sana bir düzel. Şimdi kalkanım 12-14. Bir saniye, hemen silah tüccarından 12-14'ten fazla kalkan yok. Benim. Bizden birine verilebilir. 12 bir saniye. 14. Daha ucuz lan. Bunun direnci kaç? 12. Bunun direnci 14. Hızı 103. Hızı 105. Allah Allah. Neyse, şurada ucuzlardan biz alalım da bizimkilere verelim. Bu kadar da dandik almam yani. Şöyle idarelik bir kılıçla kime lazımdı? Şöyle bir kılıç alalım. Şunları bir ayrı yere koymak istiyorum. Bir saniye, hemen üst tarafı şu eşyalarla doldurayım. Şimdi bu gereksiz. Şu da gereksiz. Şu kafalık kalsın. Ymir'e o kafalığı vereceğimiz için bir zararı yok. Bu dörtlü. Şimdi bakalım. Bir hemen giyindirmeye devam. Evet arkadaşlar, şu kısımlar birazcık sıkıcı. Niye yeteneğe bastıysam. Ama yani en azından askerlerimiz sağlam olsun. Hani bir şey yaparken konuşmayacağım şimdi de, şunları yaptıktan sonra konuşacağım. En azından askerlerimiz sağlam olsun bizim gibi. Hemen ölmesinler, bayılmasınlar, işte bunlar ölmüyor zaten. Hani sonra olan bize oluyor filan. Böyle grup şeyler, sen şunu tak. 8'lik kalkan var. Ulan bunun kalkanı neredeyse ondan daha iyi. Şunu giyebiliyor mu? Giyiyorsun tabii ki de. Bu dandik şey çıkar. Şimdi iki tane kalkan olmayan bağış durum var mı? İki kalkan birden. Yok. Şunu al. Hasarlı deri kaplı yuvarlak kalkan. Hiç yoktan iyidir be. 33'e 28. Tek elli. Çift elli. 33'e 28. Baltayı şöyle al ya. Hani balta da kullanırsın da. Evet, yaptığımız beyinsizlik. Neyse, şimdilik bağıştır hazır. Rolf idare eder. Artimener aynı şekilde idare eder. Hatta Rolf bağıştırdan daha hazır. Şurada kalsın ya, hiç satamam. Oy, ikinci sıra boş kalsın şimdilik. Hani bunları yaptık. Tamam, şu anlık iyiyiz. Hani hep bütün grup neredeyse iyi, paramız da idare eder. Zaten haftalık gelirimiz sağlam. Şöyle bir hana bakalım. Kim var? Köle tüccarı. Sana bir ben koşup köleleri getireyim ya. Boş durmaktansa o köleleri getirip buna satmak iyidir. Bir de şuradaki kergitlilere yardım etsem mi? Kergitlerle aramı sıkı tutmak istiyorum çünkü. Buraya gir, sonra North, sonra Svadia, sonra da kergit. Değişik bir politika izleyeceğim, belli olmaz. Ama kafam şu anda error verdi ya. Al, fiyatı 60. İyi lan, bunlar pahalıymış. Burada tarifi edilmiyor mu? Ya edilse ya. Yani bir tarafına mı batıyor o şeyin, köle tüccarının?
Time Lord Karveletçisi, Rodo Karveletçisi, Time Lord Yayası, Svadyalı Yaya, Nord Yayası, Svadyalı Milis. Ordumuz az çok toparlandı ya, cidden. O savaştaki birazcık rezalet bir durumdu yani. Arkadaşlar, cidden kötüydüm ya savaşta. Ama ben bu düşündüğüm Vaygir'dir, şu Nord'dur. Bu Prens Beach Valiliğinin yanında yapmayacağım. Daha çok kendi kralımda yapacağım. Neyse şimdi hemen şu köyü kim yağmaladı? Ben mi yağmaladım? Ben hiç köyü yağmaladım mı? Hayır. Ayike'yi yağmalayak o zaman. 609 asker maaşı nedir ya? Bir de ezikler ha. Güçlü olsalar kim bilir kaç maaş. Neyse Ayike. Saldırgan bir eylem. Onurumuz düşecek. Tavandıra köyü benim köyüm mü? Tavandıra. Bayım da hemen. Bakamıyorum ki. 3 moral kazanmış Marnid'in. Bu ne ya? Böyle yağmur mu olur arkadaş? Yapmasaydım yemin ediyorum seni at daha iyiydi ya. Neyse full yiyecek alsınlar yesinler, doyana kadar yesinler. Köyler görev verdi mi de yaparız artık. Tahıl getir al. Tahıl. 5 çuval istiyorsan 10 çuval anasını satayım. Yağmaladık neyimize yaradı. Neyse. Şimdi onurumu 8'e düştü, büyük ihtimalle 9'du. İdare hakkım 6 falan. Neyse şurada bir kaydedeyim. Göte gelmeden şu kaleye. Aa bir şey oldu. Bas git lan yerine otur, ben ne dersem olur. Allah Allah. Sen ne? Şerefsiz. Yaklaş yaklaş yaklaş. İçeriden biri fışkırmasın da. Oha 192 kişi. Ben buraya bu 73 kişiyle daha amelelerle alamayız. Talim alanına gidip bunları çalıştıracağız sıkı. Bakalım. Birazcık da arkadaşlar. Bu kadar. Evet, oyun altı aldı. Video kapandı. Tam bir şeyler anlatıyordum. İnşallah videoyu adam akıllı editlemeyi beceririm. Evet. En son arkadaşlar şu son bir haftadır neredeyse adam akıllı video yüklemiyoruz. Ben bunları şunları yaparken anlatayım. Hani bunun sebebi gerçekten de ilk önce tatiller vardı. Hani yılbaşı tatili. Hani bir espri vardı hatta geçen cumaya kadar. Bu sene bir gün okula gittik falan diye. Yani tamam şu anda hayattan soğuduğunuzu anlarım da yani. Bunu yapmasam daha iyi olurdu. Hani full tatili neredeyse böyle üst üste tatiller geldi. Bize tatillerden hani CSGO'ya şuraya DayZ'ye şuna buna bayağı bir ısındık. Hani videoyu bir kenara koyduk gerçekten de. Elimizde eskiden o hafta yılbaşı haftası hazır videolar vardı. Onları yüklemeyle geçti. Bu hafta ise bu hafta ve geçen hafta tamamıyla boş bir hafta geçti arkadaşlar. Bu haftaların telafisini bir dahaki haftadan itibaren yani bir dahaki hafta kurtarma sınavı benim şu anlık yok kalmadı aynen. Hiçbir sınavım kalmadı bir. O yüzden haftaya Yunus'la başlıyoruz arkadaşlar. Mountain Blazer'in büyük ihtimalle haftada 2 video gelecek. Daha kesin bir şey konuşmadık Yunus'la. Hani kaç seri o çekecek, kaç seri ben. Ortak serimiz modlu Minecraft mı olacak işte. Şimdi bu mu? Hala konuşuyoruz. Haftaya yani adam akıllı bir düzene yeniden başlayacağız arkadaşlar. 15 saatte zaten devamlı video gelecek. Bu yüzden sizlerden şu saldığımız vakitler diyelim. Saldığımız vakitler için özür diliyoruz. Ama yani geçen hafta sınav haftası. Bu hafta da işte daha doğrusu bu hafta sınav haftası. Geçen hafta ve ondan önceki hafta da tatil haftası. Bu bizim 2-3 hafta sınavımıza neden oldu. Ama bundan sonra başlıyoruz. 153 aboneydik. Bilmiyorum. En son baktığımda dün gece bakmıştım. Bugün bakmadım. Girdim ama hiç bakmadım. Şimdiye kadar bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da hepinizin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Bu kadar konuştum. Oyuna devam edelim. Mesafeli silah, ok ve yay. 20'de olsun. Adam akıllı bir tecrübe kazansınlar. Benim de yetenek çöp zaten.
Oradan onu nasıl vurdum? Az 8 tane falan vurmam lazım en az. Nereye gitti lan ok? Allah kahretsin, bir şey vuramadım. Dön. Ha, vurdu lan. Şunu da vurayım. Hadi lan. Ah be. Gelişen vardır elbet. Aynen. Mesafeli silah. Ya yeteneğim hiç gelişmiş değil benim ok. Şu shift'e de basmaya alışkanlık haline getirdim. Hem de güzel oluyor. Yakından. Aferin lan, izleyin böyle. At üstü tek elli. Nerede lan engeller? Engel görsek yok edeceğiz. Hadi lan, onu mu yok edemedim? Aha, ikiyi de kaçırdık. Allah. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de babayı alır. Tamam, 4'te 5'te de alırmış. Ha, bunları es geç, boş ver, ne olacak ya, 2,5 dakikada bak, bitirmeye bak. Buçuk dakika olmuştur lan. Olmadı mı da hala? Ulan kırsam iyiydi. Tamam da hani bu hedefleri koyuyorsunuz. İnsan kafaları bu kadar küçük mü? Ve biz insana headshot atmaya çalışmıyoruz burada. Buradan yukarı nasıl tırmanacağız be? Lan fena geçmedi. Güzel. Dövüş. Onunla niye konuşuruz? Ha, FPS mahvoldu, 15 20 filan. 4 kişi. Şimdi zırhlı süvarileri bir alalım. Beni öldürsünler bir. Şövalyeleri de alalım. Allah! Bunlar öldürecek beni. Aferin lan, sizi güzel etmişiz ha. Oyunda bir FPS düşüşleri olmasa zaten şaşacağım ya. Ulan 3'ü birden FPS'e bak. FPS ne böyle ya? Allah Allah. Videoyu kafasına basan fırlar atmış ha. Evet. Çok güzel. En azından Nordia'yımız seviye atlamış. Bir tur daha dövüş talimi yapacağım. Bu sefer şöyle eziklerden, mesela Norda Cemisi, Faegir Yayası, Svadyalı Yaya,
S vadeli milisleri alacağız. Gelin bakayım. Allah. En başta zaten çok kötü oynuyorum. Çok hoş. Hani neden kasıyor anlamıyorum. Hani D dolu desek D, çünkü videoları atıyorum. D böyle bomboş, hani bu videolardan başka bir şey yok. Neden öyleyse anlamıyorum. Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Yani fazla uzun bir video olmadı da iyi bir video oldu en azından. Şu da yine çıktı sağ üstte, neyse. Bu sefer de affedin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeye devam edin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.